Saat 9 Parametre'de karşınızdayız. Tekrar günaydın. Posta Gazetesi Ankara temsilcisi Hakan Çelik, Porç'un Türkiye Genel Yayın Direktörü Cüneyt Toros'la birlikte saat başına dek karşınızda olacağız. Bugünü, bu haftayı Parametre'de birlikte tamamlamış olacağız. Nedir gündem başlıkları? Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan, dünya liderleri Muhammed Ali'nin barış mesajından ilham almalı yazdı. Bloomberg'e bir yazı yazdı Muhammed Ali ile ilgili. Boks efsanesi bugün yapılacak törenin ardından toprağa verilecek, defnedilecek. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü törene katılmayacak. Erken döndü. Bu akşam itibariyle Türkiye'de olacak. Dünkü cenaze töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşü, yaptığı açıklamalar, görüntüler Parametre gündeminde olacak. Değerlendireceğiz. Midyat, Mardin Midyat'ta şehit olanlar, iki polisimiz, iki kadın polisimiz şehit oldu. Bir polisimiz daha 6 aylık hamileydi. Doğmamış bebeklerin şehit olduğu günler yaşadık. Bu haftayı böyle tamamlıyoruz. Yine 3 vatandaş hayatını kaybetti. İşte şehitler için, hayatını kaybedenler için dün Mardin Midyat'ta tören vardı. O törene binlerce insan katıldı. Türk bayraklarıyla yürüdüler. PKK terörünü lanetlediler. Terör örgütü PKK'yı lanetleyen sloganlar duyuldu Türkçe ve Kürtçe olarak. Dev bayraklar açıldı. Kilometrelerce yüründü. İşte o yürüyüş ve açıklamalar, atılan sloganlar, teröre karşı okunan lanetler, teröre karşı duran binlerce insanın feryadı, haykırışı Parametre gündeminde olacak. Binlerce kişi tek yürek başlıklarını, zaten Midyat şehitlerine tören, şehitlere böyle veda başlıklarını bugün gazetelerde de, manşetlerde de göreceksiniz. Hakkari'de terör saldırısında iki köy korucusu şehit oldu. Ağrı ve Muş'ta eylem hazırlığındaki teröristlere karşı operasyonlar hızlandı. Muş Valiliği terör tehdidi nedeniyle Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunun gerekmedikçe kullanılmamasını istedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yol kenarında patlamaya hazır iki canlı bomba yeleği bulundu. Başbakan, iş alanında uzun vadeli yatırım için terörü bitirmek şart dedi. Dün iş adamlarıyla buluştu, iftarda bu açıklamayı yaptı. CHP'nin tepkisi var mermili tehdide karşı. Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesine katılmış ve şehidin dayısı tarafından önüne mermi fırlatılmıştı. İşte bu eyleme karşı, bu saldırıya karşı CHP'nin tepkisi devam ederken ardı ardına suçlamalar da geliyor. Tartışmalar devam ediyor. Bu saldırıyı yapan kimlerdi, niyeydi? Üzerlerinde niye polis üniforması vardı? Dolayısıyla Facebook, sosyal medya fotoğraflarında ellerinde silahlarla da görünüyorlar ve bazı suçlardan, geçmişte bazı suçları işledikleri de belirtiliyor. Dolayısıyla bu tepkiler, ayrıntılar hepsi Parametre gündeminde olacak. Kemal Kılıçdaroğlu Hürriyet'e açıklamalar yapmış. İlla benim öldürülmem mi gerekiyor tutuklanmaları için diyor. Değerlendireceğiz. Serbest bırakıldılar bu eylemi yapanlar. Ona ilişkin açıklama yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu Nefise Özsoy'un, şehit polis Nefise Özsoy'un Edirne'deki cenazesine kadın milletvekilleriyle katılacak. Dolayısıyla bütün bu gelişmeleri, ayrıca sınırda neler oluyor? Fransız askeri Memliç'te Azez-Mare koridoru yeniden açıldı. Hem koalisyon güçlerinin hem de Türkiye'nin obüs atışları vardı. IŞİD püskürtüldü ve güvenlik hattı yeniden temizlendi IŞİD'den. Ancak Membiç'te durum farklı. YPG'den sonra, ABD askerinden sonra Fransız askerleri de operasyonda. Dolayısıyla PYD'nin, YPG'nin yanında bütün bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın. Evet. Zor bir haftayı tamamlıyoruz. Önce İstanbul, Vezneciler, Beyazıt'taki bombalı terör saldırısı, kaybettiğimiz şehitlerimiz, 7 polisimiz var, vatandaşlarımız var. Onları son yolculuklarına uğurladık. Gencecik insanlar, gencecik evlatlarımızı uğurladık. Hemen sonrasında da Mardin Midyat'ta Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı. O saldırıyı kimin gerçekleştirdiği de zaten doğmamış bebeklerin katilleri de bugün fotoğraflarıyla dün televizyonlarda, bugün gazetelerdeydiler. Çok ağır günler yaşadık, yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Bugün de şehitlerimizle vedaya devam edeceğiz. Onları son yolculuğuna uğurlayacağız. Bir yandan da gerginlikleri yaşıyoruz.
Dün Mardin Midyat'taki yürüyüşe, 5000 kişinin yürüyüşüne ve ortak terörü lanetleyen mesajlara da biraz bakmak lazım. Neler söylersin Hakan? Nasıl devam edecek? Bir yandan da terörle mücadelede kararlılık devam ederken yeni önlemler var mı? Farklı stratejiler var mı? Farklı konuşmalar var mı? Ne konuşuyor Ankara? Nasıl değerlendirmeler yapıyor? Seni hiç dinlemedik. Yorumlarını merak ederiz. Şimdi yani her gün neredeyse bir canlı bomba, neredeyse bir PKK'nın Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki saldırıları. Yakalanan bomba yelekleri, yol kenarları. Bir de patlamayan bombalar ve yakalanan canlı bombalar ve bozulan düzenekler var. Yani ele fark edilen mühimmatlar fark var. Edilen ve etkisiz hale getirilen düzenekler var. Yani bunların da mesela bunlardan bir veya birkaç tanesinin gözden kaçması, yakalanamaması veya bulunamaması halinde ortaya çıkan şeyler. Yani o kadar üst üste büyük acılar yaşandı ki son hadise, son olay bir öncekinin üzerine geçiyor ve bir önceki gündemin biraz gerisine düşüyor. Oysa ki bunların herhangi bir tanesi dünyanın herhangi bir ülkesinde, başka bir ülkesinde yaşandığı zaman o ülkenin gündemi bir anda değişiyor. Maalesef bir giderek şiddetin, terörün kanıksanması gibi bir tehlike var ki bu alttan alta, içten içe çok ağır bir travma demektir. Yani biz büyük bir travma yaşıyoruz Türkiye'de. Yani Sultanahmet'te hayatını kaybeden Almanlar, İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybeden İsrail vatandaşları ve bir İranlı. Her gün çatışmalarda şehit olan askerler, güvenlik güçleri, korucular, vatandaşlar. Yoldan geçmekte olan yani bütün bu olayların bütünüyle dışında sivil insanlar günlük hayatlarını sürdürürken bir anda bir bombanın veya bir saldırının hedefi haline geliyorlar. Ve Türkiye gerçekten yani daha önceki parametre programlarında da konuştuğumuz gibi 11 saldırıdan son aylarda yapılan bahsediyoruz. Çok yani son özellikle Ebru bir yıl içinde meydana gelen terör eylemlerine baktığımız zaman yani Suruç, Ankara, İstanbul. Yine İstanbul, yine Ankara saldırılarına baktığımızda şehrin özellikle çok can alıcı, çok yoğun noktalarına yapılan saldırıların hedefi çok ses getirmek. İşte bakın istihbarat ağını biz atlatarak öyle yerlere ulaşabiliyoruz ki hiçbir zaman güvende olmayacaksınız. Ekonomi, duygusunu bölmek, yaşatmak, ayrıştırmak, kutuplaştırmak. Aynen öyle. Yani terör örgütlerinin iddia ettiği gibi PKK terör örgütünün, PKK'nın iddiasını mesela baktığınız zaman PKK yayın organlarına efendim işte demokrasi, özgürlük, özgürleşme yani bunların hiçbiri bir demokrasi eksikliğiyle, bir özgürlük eksikliğiyle ilgili şeyler değil. Çok açık bir şekilde bu gelişmelerin ve bu konjonktürün de getirdiği bir ortamdan faydalanarak Türkiye'yi parçalamak, bölmek, Türkiye'den toprak koparmak, Türkiye'den bir takım şeyleri alıp götürmek yani Orta Doğu'daki bu özellikle Irak'taki ve Suriye'deki süreçlere Türkiye'nin bir bölgesine entegre etmek ve bundan istifade etmek. Maalesef ama Türkiye'deki bugün büyük boyutlara varan çok yüksek kutuplaşma seviyesi, aşırı yükselen tansiyon da maalesef terör örgütlerinin istediği gibi bir iklimi yaratıyor. Bir kere burada çok ciddi bir şekilde yani başımızı bir kaldırıp, başımızı öne eğip tekrar bir düşünmemiz lazım. Yani biz ne yapıyoruz? Terörle mücadelede bir adım atarken öncelikle bir dayanışmaya ihtiyacımız var değil mi? El ele vermeye ihtiyacımız var. Aramızda çok ciddi görüş ayrılıkları olabilir. Çok doğal bir şekilde ama Türkiye hedef alınıyor. Yani Türkiye'nin bütünlüğü hedef alınıyor. Burada nasıl bir tutum ortaya koymak gerekir? Birlikte hangi adımları atmak gerekir diye baktığımızda Midyat aykırışı burada belki senin ne yapılması gerektiğine ilk cevap olabilir mi? Ortak her yer Türk bayraklarıyla ve ortak terörü lanetleyen yani açıklamalar. Yani bunlar önemli tabii ama yani ben şu cenaze törenlerindeki tartışmalara ve kavgalara bakıyorum. Gerçekten ben o tarafından önce bir bakayım. Yani oraya gerçekten iç karartıcı bir şey. Yani oraya geçelim o zaman. Bir yandan acı var, bir yandan da işte bunlar, bu olaylar var, bir tartışmalar var. Yani cenaze törenlerinin bir kuralı, bir adabı, bir saygılı duruşu ve orada bulunması gerekenlerin ne yapması gerektiğine dair bir adı konulmamış bir dizi kural var değil mi? Ama bunların hiçbirinin maalesef son dönemde olmadığı, kimi yani Türkiye'deki tartışmaların ve kavgaların bütünüyle hatta daha büyük boyutlarda cenaze törenlerine
şehitlerin uğurlandığı törenlere geldiğini görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Şimdi CHP yani, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na önce çelenk parçalandı, daha sonra sözlü protesto, daha sonra mermi fırlatıldı. Artık evet, saldırı protesto ne diyeceksek ve ardı ardına gelen açıklamalar. Şimdi bugün mesela detaylara bakıldığında polis üniformalı insanlardan bahsediyoruz ama bunlar polis değil. Daha önce sabıkaları olan insanlar, şehit yakını değiller. Ve bir yandan da sosyal medya hesaplarındaki görüntüler, ellerinde silah. Ya, mermiyi fırlatanın da şehidin dayısı olduğu belirtiliyor ama bir anda yaptım, bir anlık bir olaydı diyor ifadesinde. Dolayısıyla yeğenimin mermisi elimdeydi. Onu bir anda fırlattım, bir anlık bir şeydi ifadesini kullanıyor. Yani cenaze töreninde merminin ne işi var Allah aşkına yani? Böyle bir şey olabilir mi? Yani çok niye fırlatıyorsunuz? Çok büyük bir acı yaşıyoruz hepimiz. Kuşku yok ki ateş düştüğü yeri yakar ve en büyük acıyı da aileler, yakınları yaşamakta. Fakat bu bütün Türkiye'nin acısı. Hepimiz bir bu acıya ortak oluyoruz. Yani. Hepimiz bir empati kuruyoruz. Yani onların, yani hayatını kaybeden insanlarımızın, şehit olan askerimizin, polisimizin ailesi gibi biz de düşünüyoruz. Ama oraya gidenlerin yani bir takım saldırı girişimde bulunmaları, yani mermi, bu insanlar başbakana yakın, ciddi bir güvenlik sorunu da var. Merminin ne işi var Ebru? Bakın orada Kılıçdaroğlu'na mermi atıyor. Ana muhalefet partisi lideri, siyasetçiler, liderler, bakanlar. Yani tabii ki şehit yakınları sözlü olarak veya oradaki üzülen insanlar üzüntülerini dile getirecek ifadeler kullanabilirler. Yani bunu da olgunlukla karşılamalı siyasetçiler. Fakat bu başka bir şey. Yani orada Sayın Kılıçdaroğlu'na tehdit niteliği taşıyor açıkça. Kurşunla, yani mermilerle gidip yanına kadar erişebilmek, ulaşabilmek, bu nasıl bir güvenlik açığı? Orada hem başbakan, hem bakanlar, hem siyasi liderlerin olduğu bir yerde nasıl girebiliyorlar? Yani bunu nasıl yapabiliyorlar? Ben bunu anlamıyorum. Şimdi bakın, polise direniyorlar. Ebru, olaylar beraberinde yeni olayları getirebilir. Yani bunlar kontrol altına alınmaz ve burada hiç olmayacak şeyleri yapanlara müdahale edilmezse, şimdi CHP'liler de, CHP teşkilatları açıklamalar yaptılar. Biz de bundan sonra şehit cenazelerinde işte katılan siyasi liderlerin yanında duracağız diye. Şimdi bakın, öylesine tehlikeli yerlere gidebilir ki bu karşıt görüşlü kesimlerin, insanların, yani biz cenaze törenlerinde karşıt görüşlü siyasi parti temsilcilerinin veya katılımcıların orada kavga ettiklerine mi tanık olacağız? Birbirleriyle hatta çatıştıklarına mı tanık olacağız? Bu yani Türkiye'ye yakışan bir görüntü mü Allah aşkına? Yani bu kadar üzüntü yaşarken, bu kadar acı yaşarken yapmamız gereken şey birlikte saf tutmak olmalıdır. Acıları paylaşmak olmalıdır. Hangi partiye mensup olursak olalım, hangi partiye sempati duyuyor olursak olalım, hiçbir şekilde cenaze törenleri şiddetin, öfkenin şiddete dönüşeceği bir yer olmamalıdır. Yani hepimizin içinde bir öfke, bir hayal kırıklığı, bir kızgınlık olabilir ama onu orada göstermenin yeri orası değil. Ayrıca ben yani güvenlik kuvvetlerinin, emniyet mensuplarının ve istihbarat birimlerinin bu işin ne kadar ciddi ve vahim bir hal aldığını görmesi gerektiğini düşünüyorum. Oraya mermilerle, silahla gidilmesi yani olacak şey mi, kabul edilebilir mi? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na veya herhangi bir başka kişiye veya bir lidere bu üniformayı silah sıkabilirler. Cezası bir yıl hapis. Silah sıkabilirler yani orada herkesin elinde bir silah görüyorum ben. Yani bu kadar tabanca, silah taşımak bu kadar mı kolay hale geldi? Sosyal medya hesaplarındaki fotoğraf. Herkesin elinde bir silah var yani sadece burada değil. Trafikte yani benim önüme niye geçtin diyor adam, çıkarıyor ateş ediyor silahla. Ya bu nedir ya, böyle bir şey olur mu? Benim önüme niye geçtin diyor, bana niye baktın diyor mesela. Aynen. Böyle bir bakıyor, çıkarıp ateş ediyor adama, vuruyor, kafasından vuruyor. Aynen diyor. Öyle. Başından tabii vuruyor. Öfke. Yani Allah aşkına lütfen bir kendimize gelelim ya. Bu öfke, bu sinir, bu nefret patlaması nedir? Bunu durdurmanın yolu da... Bir de şehit cenaze acının olduğu yer, orada insanların üstünün aranması... Ya bir takım şeylerin çok kolay olmadığı yerler ve bu tür olaylara... Açık yerler, o yüzden farklı bir sistemle orada da güvenliğin arttırılması yani gerekiyor. Bu herhalde ciddi bir organizasyon. Muhammed Ali'nin işte yeni yaşıyoruz biliyorsunuz törenlerini. Ya bu bir organizasyon işi gerçekten. Yani cenaze töreni de bir organizasyon işi. Ve artık bizim bu şehit cenazelerimiz bizim için çok önemli olan yerlerde bir organizasyon yapmamız lazım.
Yani acı olduğu için orada çok fazla yani üst araması insanlara. Tabii ki o kadar hani diğer olaylardaki gibi yapamazsınız ama belli kurallar içerisinde bunu olmalı, yapabilirsiniz. Evet. Olmalı. Yoksa Hakan dediği gibi yani yarın bir gün CHP'liler de orada boy gösterecek. Başka bir parti ve karşıt görüştüler. Ve üstelik cenazede yani bizim için çok önemli olan bir yerde. Herkesin saygı gösterdiği bir yerde. Garip siyasi çatışmalar olabilir. Çok yanlış bir şey. Hayır, madem şimdi bu şehit cenazelerinde böyle bir ilave bir tansiyon artışı var, görüyoruz bunu. O zaman demek ki buna uygun tedbir almak gerekir. Almak gerekir. Yani bunun gereği neyse onu yapması lazım güvenlik güçlerinin. İlave bir takım arama üniteleri. Oraya bombalı, bomba üzerinde bomba yeleği olan biri de gidebilir. Allah korusun. Allah korusun. Siyasilerin bulunduğu veya herhangi bir vatandaşımızın olduğu bir yere, kalabalık bir yere girerse ilave bir acı. Türkiye bunları kaldıramayacak noktaya geldi. Bakın tekrar ediyorum yani büyük bir nefret, büyük bir öfke, büyük bir tansiyon yükselmesi var Türkiye'de. Bunu düşürmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kimin üzerine ne düşüyorsa Ebru, yani siyasetçiler, liderler, genel başkanlar başta olmak üzere buna yani biz hepimiz vatandaşlar olarak nasıl katkıda bulunabileceksek bunu durdurmamız lazım. Bu sürdürülebilir olmaktan çıktı. Şu anda Türkiye'deki öfkenin ve yüksek tansiyonun seviyesi bu gayet tehlikeli, oldukça tehlikeli bir yerde. Bunu görelim artık. İşte aslında teröre böyle daha fazla imkan ve destek yani işte verelim. Yayının başında da konuştuk. Yani terör örgütünün istediği şey bu işte. Hedeflerinden biri budur. Bir kaos yaratmak. Bu kaostan ya işte Türkiye böyle tepkiler veriyor. Anormal tepkiler veriyor. Çözemiyor, çözüm üretemiyor dedirtmektir. Ve vatandaşlar arasında farklı kesimlerden, farklı etnik kökenlerden, mezheplerden insanları çatıştırmaktır. Bir cenaze töreninde CHP'liler, AK Partililer veya MHP'liler veya başka partililer birbirleriyle böyle bir neredeyse kavga etme noktasına geliyorlarsa bu terör örgütünün en çok isteyeceği şeydir. Aynen. O nedenle lütfen ben bir vatandaş olarak rica ediyorum. Ne olur dikkat edelim. Bakın çok tehlikeli bir yere götürüyor bizi bu süreçler. Burada başka bir durum da var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama. Biz cezaevlerinde PKK teröristlerini de, PKK'lı teröristleri de, DHKPC'leri de ziyaret ettik diye. O işte cezaevlerinde ziyarete gittiler. Millete havale ediyoruz açıklamalarına döndü. Orada da yeniden mesela CHP'li Ağbaba'nın açıklaması var. Diyor ki biz insan hakları, Meclis İnsan Hakları Komisyonu olarak cezaevlerine ilişkin rapor hazırlıyoruz. Dolayısıyla orada bütün mahkumlarla konuşuyoruz. Ve yanımızda AK Partililer de var zaten. Metiner de aynı açıklamayı yapıyor. Dolayısıyla orada cezaevinde olan, hastanede tedavi gören insanları ayrım yapmadan ziyaret ettik diye. Evet. Dolayısıyla bu tartışma da bir yandan devam ediyor. Öyle bir noktaya geldi ki bir de bu yönde bir tansiyon var. CHP'de tansiyon düşmeli, sakin olun çağrısı Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptı. Biz önlemlerimizi, kendi önlemlerimizi alırız dedikten sonra tansiyon düşmeli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir biliyorsun çok ciddi bir tartışma var. Özellikle dokunulmazlıklarla ilgili süreçte parti genel merkezinin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu duruşa itiraz eden partiler oldu. Ve bugün hala devam eden bir tartışma var. Biliyorsun Fikri Sağlar'ın açıklamaları geldi, diğer partilerin açıklamaları geldi. CHP'de bu konuda bir tek bir görüş yok, homojen bir görüş yok. Kimileri, kimi CHP'liler dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda CHP'den gelen desteğin yanlış olduğunu söylüyorlar. Şimdi ama bir taraftan da değişikliğine de grup kararı alınmaz. Herkes özgürdür. Bir taraftan da dokunulmazlıkların kaldırılması süreci devam ediyor. Biliyorsun Cumhurbaşkanı'nın verdiği onayıyla birlikte. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Yine az önceki olaya geliyoruz. Yani böylesine hassas dönemlerde atılan her adım kadar yapılan her açıklama da çok önemli. Evet. Açıklamanın dili ve üslubu, orada seçilen kelimelerin ne kadar önemli olduğunu yakın, yani birkaç ay içinde hangi siyasetçiler arasında hangi tartışmaların yaşandığını, siyasetçilerin açıklamalarının kamuoyunda hangi algılara neden olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. O nedenle siyaset üretme becerisi kadar siyasetin iletişim dilinin de ne kadar önemli olduğunu herhalde görmek lazım değil mi bu olaylar? İnsanlar yoruldu. Evet, çok yoruldu Türkiye. Yani bu kadar da Türkiye'yi yormaya kimsenin hakkı yok. Yoruldu. Yani insanlar işine, gücüne, ekonomisine, geleceğine, hayatına konsantre olma, çocuklarına iyi bir eğitim verme, çocuklarına iyi bir gelecek inşa etmek isterken ne olur? Yani bu günlük
ve çoğunlukla da kısır siyasi kavgalarla Türkiye'yi bu kadar kimse meşgul etmesin. Kimsenin bu kadar meşgul etmeye hakkı yok Türkiye. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu şehit polis Edirne'de defnedilecek Nefiz Özsoy. Onun cenazesine 20 kadın milletvekiliyle birlikte katılacak. Ve bugün Hürriyet'e yaptığı son açıklama var. Ölmem mi gerekiyordu diyor. Bu insanların tutuklanması için benim ölmem mi gerekiyordu? Mermi bir tehdit değil midir? Ölüm Doğru. tehdidi değil midir? Ben katılıyorum. En azından savcı Sayın mahkemeye sevk etseydi, hakim karar verseydi buna diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisi bence yerinde ve haklı. Yani eğer bir kişi sana gelip mermi uzatıyorsa veya mermileri sana doğru fırlatıyorsa, yani bu bir tehdit değilse eğer nedir? Yani hangi olay tehdittir diye sormak lazım. Kılıçdaroğlu korunacak derken hani biz artık koruyacağız, biz gerekeni yapacağız. Gerekirse diyor CHP'liler bir daha bu önlemler alınmazsa biz de yumurtamı atalım İşte diyor. Bakın bu tehlikeli dedim ya, yani herkes kendi güvenliğini sağlama noktasına... O başlık o yüzden yoksa... Herkes kendi güvenliğini sağlama noktasına gelirse o zaman birçok insan ben de silah taşımayı meşru görüyorum. Çünkü benim güvenliğim tehdit altında, ailemi korumak zorundayım gibi bir duruma girer. Anayasa... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kim olursa olsun herkesin güvenliğinin devletin kolluk kuvvetleri tarafından sağlanacağı taahhüdünde bulunuyor. O nedenle herhangi bir partinin gençlik örgütü, kadın kolları vesairesi kendi liderlerini korumak için kendi tedbirlerini almaya başlayınca yani buna gerek kalmamalı anlamında söylüyorum. Yani bu değil, polisler, istihbarat ve emniyet güçleri bunu yapabilmeli. Bundan sonra yani bu olaylar çok ciddi bir ders olmalı hepimiz için ve bunları kınamak gerekir. Yani bu tip durumları hangi siyasi parti liderini hedef alırsa alsın, bakın Türkiye siyasetçilerin tehdit edildiği, hedef alındığı, gazetecilerin öldürüldüğü, hedef alındığı, tehdit edildiği bir ülke. Geçmişte de böyle oldu. Bunlara geçit vermemek gerekir. Yani polis olmayan, polis üniforması giymiş bir kişi başbakana sarılıyor. Bu kadar yaklaşabiliyor. Yani senin dediğin büyük yani, bir güvenlik açığı da var burada. Hani ya üzerinde bir bomba düzeneği varsa arandı da mı geldi oraya? Yani o tanınan bir kişi mi değil mi? Değil. Ben anlamadım yani nasıl oluyor? Sayın Başbakan'a bu kadar nasıl yaklaşabilir? Ve sarılabiliyor. Ya demek ki cenaze törenlerinin gerekiyorsa formatını da değiştirip şehit yakınlarına saygısızlık etmeyecek düzeyde bu formatı da yeniden düzenlemek gerekecek. Yani bu üzücü olaylar bize bunu gösterdi. Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Mardin Midyat'taki önce bugün Nefis Özsoy son yolculuğuna uğurlanacak. Geride bir kız çocuğu bıraktı. Bu kez eşler, kadın polisler arkalarında gözü yaşlı eşler bıraktı. Analar evlatlarından ayrıldı. İşte Mardin'deki bu yürüyüş ve cenaze töreni bugün gazetelerin manşetinde. Atılan ortak sloganlar, yine teröre karşı, terörü lanetleyen sloganlar yine gazetelerin manşetlerinde yer almış. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Muhammed Ali'nin Louisville'deki efsanenin doğduğu Freedom Hall'da cenaze törenine katıldı. Cenazesi Muhammed Ali'nin doğduğu yere Louisville'e gitmişti. Freedom Hall'da da bir cenaze töreni yapıldı. Bugün defnedilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ancak bugünkü törene katılmayacak. Erken dönme kararı aldı. Bazı gerekçelerde belirtiliyor erken dönüşüne ilişkin. Planlı mıydı yoksa orada verilmiş bir karar ve programı erken kesip dönüş müydü? Orada alınan bir karar. Daha yani cuma gününe kadar kalacağı düşünülmüştü. Fakat başka bazı nedenlerden ötürü, yani benim anladığım, gördüğüm kadarıyla Türkiye heyetinin, Türkiye'den giden heyetin Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığındaki daha farklı bir katkı yapmak istediğini anlıyorum. Cenaze merasimine... Mesela Kabe örtüsünün parçasının tabutun üzerine konulması istedim. Birkaç farklı katkı sağlamak istemişler anladığım, gördüğüm kadarıyla. Kur'an-ı Fakat Kerim okumasını istemişler. Törenin düzenleyicileri tarafından anladığım kadarıyla belki teknik nedenlerdendir, bilemiyorum doğrusu. Mümkün olamamış bu daha fazla katkı sağlama arzusu Türkiye heyetinin. Ve anladığım kadarıyla bu etkili olmuş biraz daha erken. Yani defin törenine katılmama, erken dönme kararında. Amerika ile zaten bir süredir devam eden bu YPG armaları, İşte IŞİD'le mücadelede farklı düşünceler PYD konusunda
devam ediyordu. Bir dizi konuda görüş bir ayrılıkları var ve bu görüş ayrılıkları... Çok bağlanabilir mi bilmiyorum. Hayır yani. Yani ben bu olayla bir bağlantı kurmuyorum arasında doğrusu. Yani o başka, bu başka zaten yani öyle bir şey olsaydı Cumhurbaşkanı gitmek... Ama bu Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan bir ziyaret değil. Bu bir cenaze törenine yapılan bir konuşma yapacak. Amerika'da yapılan bir... Cumhurbaşkanı da bir konuşma yapabileceği belirtilmişti ama sonra olmayacak dendi. Amerika'da düzenlenen bir cenaze törenine katılım. Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret değil bu nihayetinde. Dolayısıyla zaten yani Obama yönetiminin görev süresi dolmakta böyle niye bir ziyaret... Niye bu istekler karşılanmamış olabilir ki? Hani Kur'an-ı Kerim okuma isteği Mehmet Görmez'in. Şimdi şöyle o, yani ben sadece yüksek sesle düşünüyorum. Bir bilgiye de söylemeyeceğim. Şimdi her ülkeden veya farklı ülkelerden birçok katılım olmuş olabilir. Vardı da zaten. Herkes bir katkı, herkes bir katkı, iyi niyetle bir katkı sağlamak istemiş olabilir. Ve komite belki güvenlik, belki de teknik organizasyon nedenleriyle bunlara yanıt verememiştir. Dolayısıyla yani bir tarafa yanıt verip diğerine vermemek de diğer katılımcılar arasında bir kırgınlık yaratabilirdi. Zordur böyle organizasyonları yapmak. Kısa bir süre içinde hazırlanmak gerekir. Bir taraftan bu kadar çok insanın katıldığı yerde güvenliği sağlamak lazım. Güvenliğin açıkta bırakılmaması lazım. Bir taraftan Amerikalı yetkililer, diğer taraftan organizasyon komitesi ve katılımcıların arzuları ortak bir şeyi olmamıştır. Dilekler kesişmemiş olabilir yani. Siyahı, beyazı, genci, aynen, yaşlısı saatlerce kuyrukta bekledi. 21. yüzyılın en önemli spor kişiliği olarak kabul ediliyor Muhammed Ali. Türklerin ev sahibi, törenlerin ev sahibi de doğum yeri olan Louisville'di. Ve ilk profesyonel maçını yaptığı Freedom Hall'de cenaze töreni düzenlendi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan o cenaze törenine katıldı. Bugün de son yolculuğuna uğurlanacak, toprağa verilecek. Bill Clinton'ın ve bazı yakın arkadaşlarının da konuşma yapması bekleniyor o törende. Obama katılamayacak, kızının mezuniyeti var. Kızının mezuniyeti. Ama yani, 21. yüzyıla damgasını vuran önemli bir yani, isim Muhammed. Şahsen benim de yani şahsi olarak biraz bu sporla ilgilendim. Dolayısıyla efsaneydi, kesinlikle en büyüktü. Yani siyasi kişiliğinde bir kenara koyuyorum. Yani bir boksör olarak da herkesin üzerinde konsensüs sağladı ki çok zor bir spor ve hani herkes üzerinde konsensüs sağlayamaz en iyi kim diye. Ama Ali bu konuda gerçekten üzerinde konsensüs sağlanmış en büyük şampiyondu. Ben biraz önceki konuyla ilgili son bir cümle söylemek istiyorum. Biraz önce söylemiştim. Organizasyon demiştim cenaze törenleriyle ilgili. Ben sana gübreyi de soracağım. Ve bu organizasyon Sayın Erdoğan tabii ki orada çok şık bir davranış sergilemek istedi ama anladığım kadarıyla organizasyon komitesi baştan belli olan o seremoni ritüelini çok da bozmamış yani. Biraz önce Hakan'ın söylediği gibi. Doğru, herkesin ayrı herkes olabilir, taleplerini karşılayamamak nedeniyle olabilir. Ama sonuçta bu bize bir şeyi gösteriyor. Yani iyi organize edildiği zaman belli bir düzen içerisinde gidebiliyor. Bizim cenazelerimizde de formatı belki biraz daha değiştirmek ve ciddi olarak üzerinde düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Muhammed Ali'nin 10 maçının izlendiği ve Muhammed Ali'nin tabutunu salona taşıyanlar arasında Yusuf Ali İslam'ın da yer aldığı bilgileri ve notları da bugün bu cenazeyi izleyen gazetecilerden Yusuf gelmiş. Yusuf İslam'da izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Cat Stevens. Daha sonra İslam dinini benimsedi. Ve bütünüyle çoğunlukla kendisini dini konulardaki hayır işlerine adadı. Bu arada Obama katılmadı dedin ya Ebru, kızının mezuniyet töreni var. Her şeye rağmen aslına bakarsan normal şartlar altında gidebilirdi. Fakat görev süresinin sonunda herhangi bir gruba, yani şimdi Muhammed Ali'nin İslam inancına sahip olması, hatta Obama Müslüman mıydı değil miydi tartışmaları uzun süre yapıldı biliyorsun. Evet. Barack Hüseyin Obama, Hüseyin adı da var orta adında. Şimdi dolayısıyla bu tartışmalar, yani Obama, Trump bir taraftan neredeyse bütünüyle kampanyasını İslamofobi üzerine kurmuşken Kasım ayındaki seçimler öncesinde de Amerikan başkanı böyle biraz bu tip tartışmalardan uzakta mekanları seçiyor. Mezuniyet töreninde hiçbir tartışma olmaz. Ama Muhammed Ali'nin kızının mezuniyet artık. Ama bir şey söyleyeyim mi? Muhammed Ali'nin cenaze törenine gitseydi bunu kim bilir Trump ona neler söyleyecekti. Maryland'daki caminin açılışına da söylesin. Efendim? Söylesin. Ama siyaset öyle değil. Hayır, o Demokrat Parti'nin aleyhine olabilir. Clinton'a da bir eksi yazabilir gibi düşünüyorum. Amerika'da ve Avrupa'da şu an bütün tartışma
maalesef İslamofobi üzerinden gidiyor. Bu bizim gidiyor. İçin çok büyük bir tehdit ve acı. Korkunç bir şey ya bu Türkiye için. Yani neden bahsediyorsunuz için... siz? Yani. Demokrat Parti'yi falan niye düşünmüyorsunuz? Bakar mısınız? Bence bak, büyük şanssızlık olmuş. Düşünecek yani. Halimiz Muhammed Ali'nin olmalıydı. Demokrat Parti'yi düşündüğümüzden değil de hadisenin, yani, hadisenin büyüklüğüne bakın. Hangi vahamete ulaştığını anlatmak için söylüyorum. Ya İngiltere Maliye Bakanı Osborne'un söylediğini biliyorsunuz değil mi? Ben hayatta olduğum süre içinde Türkler Türkiye Avrupa Birliği'ne katılamayacak dedi adam. Evet, İngiltere'den açıklamalar gelmeye devam Şimdi ediyor. Şimdi bakın yani son İslamofobi Türkiye üzerinden tartışılıyor. Bütün Avrupa'da bu tartışma Türkiye üzerinden gidiyor. Ne çok. İngiltere Başbakanı David Cameron ki Türkiye'yi desteklediği bilinen bir kişi. Türkiye'nin üyeliği en az 3000 senesinde gerçekleşebilir dedi. Bu tartışmaların hepsi birbiriyle ilişkili şeyler yani. Baksana sınırda Fransız askerini de görüyoruz Membiç'te. Evet. Suriye ordusunun yanında, Suriye demokratik güçlerinin yanında. İşte ABD askerlerinin armalı, YPG armalı ABD askerleri, Fransız güçleri. Dolayısıyla Membiç'te de o operasyon Fransa'nın da desteğiyle devam ediyor. Danışmanlık görevi icra ettiği bildirildi Fransa Özel Kuvvetleri'nin. Aziz Mare koridorunu açmışız yeniden. O noktada hem koalisyon güçlerinin havadan hem de bizim obüslerle IŞİD hedeflerine yaptığımız müdahale var. Dolayısıyla bu hedeflere yok etme yönünde atılmış adımlar var. 14 hedefe 61 top atışı yapılmış. Dolayısıyla o koridorun açılması da önemli güvenlik açısından, evet. Sınır açısından. Şimdi yeniden bu haftaya ve terör saldırılarına dönersek, dün Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı'nın Cüneyt açıklaması var. Habertürk de bunu yazdı bir gün önce, önceki gün. Gübre satışı, nitratlı gübre satışı durduruldu, yasaklandı. Bayağı bir miktar yedemine alındı. Evet. Dolayısıyla toplatılma işlemleri de devam ediyor. Çok kolay olmasa da gübre firmalarının hisselerinde çok ciddi bir gerilemede ilk etapta açıklamayla gördük. Yani bu anladığımız kadarıyla güvenlik açısından gerekli bir karar. Çünkü bunda bomba yapılıyor. Fakat evet, nedeni bombaya yapılması. Son iki saldırı. Fakat yani artık biliyorsun hep şeyi tartışıyoruz. Ya bu terörün etkileri turizmdir filandır. Hiç buradan bir etki gelebileceğini örneğin öngörmemiştik biz. Yani hiç kimse düşünmüyordu ama buradan da bir şey geldi. Yani olay artık iyice yaygınlaştı. Sonuçta bu... Tarıma destek verildiği günlerde şirketlerin hisselerinin çok hızlı tavan şimdi yaptığı zamanları açıkçası, da görmüştük. Bunu ben çok merak ettim. Daha yeni bir karar olduğu için bugün de biriyle öğleden sonra buluşup bunu konuşacağız. Bunun etkisi nedir? Yani nitratlı gübre kullanılması ya da kullanılmamasının arasındaki farkın ne olduğunu da iyi bilmek gerekiyor. Dolayısıyla hani açıkçası bu konuda çok bir fikrim yok. Fakat güvenlik açısından gerekliyse alınması gereken bir kararsa alınmıştır. Fakat ilgili hisseler daha önce kontrollü satışı vardı. Hatta bir takım evet, düzenlemeler getirilmişti ama çok da etkili olmadığını söyledi. Falan. Evet ve dolayısıyla hepten yasaklandı. Tabii ilgili şirketlerin hisselerine çok olumsuz etkisi oldu borsada. %5'lerde düştü. Hatta borsanın genel düşüşünde de bir miktar etkisi oldu. Endeksinde çok etkisi yok ama havayı değiştirmesi açısından etkisi olduğunu biliyoruz. Valla ilginç bir karar oldu. Yani ilginç derken ekonomi açısından ilginç bir karar ama gerekli bir karar anladığım kadarıyla. Kontrol edilemiyor demek ki bütün bunlar piyasaya verildikten sonra. Evet. Orada zaten rakamlar da var. 3'te 1'i falan olmuş. 5,5 milyon ton gübrenin 1,5 milyon tonunun nitratlı, evet, olduğunu belirtti bakan. 64 bin ton gübre yedemine alınmış durumda. 9700 noktada satış yapıldı. Bu denetimler de devam ediyor. Yani bayağı da yaygın çünkü normal olarak yaygın. Çünkü tarımda kullanılıyor normal koşullarda. Kontrolü de kolay mı? Çok emin değilim açıkçası. O nedenle kolay olmadığı için de bundan sonra üretimine yasak geldi diye düşünüyorum. Peki. Şimdi turizm. Zaten Rusya ile uçak krizi, arkasından terör operasyonları, artan terör saldırıları, jeopolitik riskler. Bütün bunlar birleşti. Sadece Rusya'dan değil, Avrupa'dan, Japonya'dan, Çin'den, Uzak Doğu'dan da turist sayısında ciddi bir azalma var. Almanya ile yaşanan son soykırım kararı ve onun yarattığı gerilimi zaten biliyoruz. Şimdi turizmciler Ramazan ayı sonrasında Ramazan bayramının 9 güne çıkartılmasını istemişlerdi. O haber geldi. 9 gün oldu Ramazan bayramı. Kamu çalışanları için. Özel sektörde herhalde çalışanlarına güzel bir iyilik düşünüyordur. Öyle mi diyorsun? Tatil parasıyla beraber. Ne dersin?
Çok yoruldu insanlar. Yani Türkiye'de. Özel sektörün iyilikleri, onu ayrı bir programda konuşmak istersen. Turizmi de desteklemek lazım tabii bu arada. Evet. Taşeron, yani turizmde 9 günlük tatilin yanında bu charter uçaklara verilen 6.000 dolarlık destek de %30 artırılacak. Bu da 900 milyonluk destek ama yetmez diyor turizmciler. Bizim istihdamı korumamız için istihdamı koruyucu vergi desteği almamız lazım. Prim. Çalışanların primlerini almayın bizden diyor net olarak. Yani şu anda tamam 9 gün tatil işte kamu normal charter uçakları destek filan ama olayın boyutu çok büyük. Yani o dışarıdan kaybettiğimiz turisti o adamların geldiğinde harcadıkları paraları kompanse etmesi mümkün değil böyle bir şeyi. Çok küçük bir miktarda biraz. 500 milyonluk yani, katkı 200-250 bin kişilik ekstra geçen yıla da artış. Olabilir yani bu tahmini olarak yapıyor. Bu arada yani hani bizim milli gelirimizdeki durumda belli. Birazdan belki konuşacağız büyüme gelecek fiyatlar birazdan. Fiyatlar düşmüş ama biz o fiyatlar, yani fiyatlarla da pek fazla. Düştü mü acaba çok emin değilim ben açıkçası yani düştü ama gerektiği kadar düştü mü çok emin değilim. Orada da çok tesis de açılmadı Cüneyt. Evet yani Ebru burada iki tane tehlike var. Bir mevcut durumumuzu korumamız lazım kesin. Turizmciler haklı. Yani burada bunlarla değil, istihdam yönündeki o SGK primleriyle ilgili, vergiyle ilgili şeyler gelmediği sürece turizmcinin buna dayanması mümkün değil. Çünkü talep tarafı kısıtlı. Dolayısıyla maliyet tarafını kontrol etmesi lazım. Fakat ikinci bir tehlike daha var. Ben buna biraz dikkat çekmek istiyorum. Şu anda sadece İstanbul'da yapımı devam eden 199 tane yeni otel var. Bunlar bittikleri anda İstanbul'un mevcut kapasitesi %47 oranında falan da artacak. Yani bir yandan otellerde doluluklar %50'ye evet. inmiş durumda. Ama bir yandan da gelirler düşüyor. Bir yandan da mesela 200'e yakın yeni tesis Abdurrahman Yıldırım yazdı. Evet. Yapım aşamasında ve bitecek. Tane. Bitecek. Yani turist sayısını zaten o arttırmak zorundasınız. Bu tesisler ne olacak? Biz şu anda mevcutu korumak için bir şeyler yapalım derdindeyiz ama yeni yatırımlar çok yenileri de geliyor. Bazı yerlerdeki yatak sayısı ihtiyacın çok üzerine çıkmış vaziyette. Bunda kapasite fazlası var. Yani bu kadar çok yatağa ihtiyaç var mı birçok yani mesela Antalya bence yok. Yani Yunanistan'daki toplam yatak sayısından benim bildiğim kadarıyla fazla bir yatak var yani. Hakan, bizim ekonomi... İşte o dönemde bir yatırıma başlamış olanlar ne yapacak? Bitirecek. Hayır, güzel yani yatırım yapanları saygıyla karşılıyorum ama... Turizmin iyi döneminde. Verimli yatırım, doğru zamanda yapılırsa i̇şte anlamlı olur. Yoksa konu, yani betonu diktiğim zaman ne olacak boş kalırsa? Bu konuda da bizim genelde bir şeyimiz var. Ya, tek pazarlara bağlı olmak da mesela tek Rusya'ya bu kadar bağlı olmak. Kamunun burada düzenleyici olması lazım. Yani şunu söylemiş olması lazım zamanda. Ya Antalya kapasitenin çok üzerine çıktınız. Artık buraya teşvik vermiyorum ya da burayla ilgili bir şey yapmıyorum yani. Yani dünyadaki turizm modası ve turizm trendlerini biraz takip ederek yatırım yapmak lazım. Eğer küçük otellere bir yönelim, butik otellere yönelim varsa, alternatif turizm, sağlık turizmi konusunda bir potansiyel varsa buraya bakalım. Yani 5 yıldızlı otel yapmak zor bir şey değil ki. Ver bir 100 milyon dolar veya neyse ne kadar tutuyorsa 150 milyon dolar bir arazi göster götür yap oraya bir şey değil bu yani. Mesela İran'dan gelecek turist sayısının çok artmasını bekliyorduk. Öyle bir artış yok diyor turizmciler. Ha, bir bakalım, miktar artış var ama Türkiye istiyor ki Rusya'dan kaybettiği turistin bir benzerini bir yerden bulsun. Böyle bir turist yok ki dünyada. Biz bir de bu arada Yunanistan'ın, İspanya'nın ve birçok Avrupa ülkesinin fiyatları bizden hala düşük olduğu için yerli turist de içeride kalırsa yurt dışına zaten gitmez inşallah. Hem düşük bir de biliyorsun gibi. İlave bir indirim. Evet, %20 indirim var. Bu Amerika'ya bizde. Bizim yatırım maliyetimiz yüksek. Yani biraz önce söylediğin bir oteli yapmak, onu işletme mali, işletme giderlerine baktığınız zaman yani Yunanistan'la karşılaştığınız zaman biz yükseğiz. Yani hem yatırım maliyeti açısından. Dolayısıyla fiyatı da indiremiyoruz. Yani rekabet ettiğimiz pazarlar var. Kurtarmıyor tabiri. Şimdi yerli turisti düşünün. Yani Antalya'ya mı gitsin 9 gün bayram tatilinde %70 fiyatına şuradan Yunanistan'a mı gitsin? Yani herkes kendi cebini düşünüyor. Yani başka bir yöntem bulmamız lazım. Rusya'dan gelen turist kaybı muhtemelen 3 milyon civarlarında bir insan olacak. 2,5 milyonda kalacak deniliyordu ama bulacak 4 milyon. Antalya'ya gelen Rusya'nın sayısında çok ciddi düşüş var. Rusya'nın tamam kardeşim Türkiye'ye biz charterları serbest bıraktık demediği noktaya kadar bu sorun devam ediyor. Altı havalimanında İstanbul yok. Evet ben bir de biz tabii acenteleri ve otelleri konuşuyoruz ama küçük esnaf onların durumu iyi değil. Evet, çok şikayet geliyor, çok şikayet duyuyorum hem İstanbul'daki esnaftan hem turizm bölgelerinden. Ben esnafın yeterince konuşulmadığını düşünüyorum yani lokanta, hediyelik eşya satan, bir hizmet arz eden esnafın durumu iyi değil.
turizm bölgelerinde? Yani o artık yüksek sesle dile getiriliyor ve esnafında evet hem turizm bölgelerinde hem şehirlerde ciddi bir sıkıntı orada da var. İhracat pazarlarında da çok hızlı bir canlanma yok. Yine pazar arayışları var ama bunun daha çok hızlandırılması lazım. Çünkü ihracatta işte ivme kaybını Nisan ayında gördük. Yani bugün ilk çeyrek büyümesi gelecek. Yani beklenti biliyorsun 4-4,5 arası bir 4,5 çıkan beklentiler. 20 ekonomistin ortalaması yapılan ankette 4,5'u gösteriyor. Ben ilk çeyrek büyümesinde bu civar bir büyüme gelebilir ama ikinci çeyrek bence birinci çeyrekten kötü olacak. Yani ilk çeyrekte 4-4,5'u tutturabiliriz. Yıl sonu 4-4,5'la bitirir miyiz? Bitirebiliriz ama biraz dediğim gibi yani turizmin şu durumu gerçekten insanı endişelendiren yani makroekonomik istihdam açısından da önemli. Endişelendiren bir hal aldı ve almaya da devam ediyor. Şu anda bir önemli riski daha var Türkiye'nin. Emtia fiyatları biliyorsun emtia endeksiyle kontrol ediyoruz bunu. Son 4 ayda inanılmaz yükseldi. Petrolden dolayı. Şimdi bu tabii bizim üretim tarafımızı sıkıştıran bir etken oldu. ISO 500'de emtia fiyatları da düşüşten nedeniyle faaliyet karlılığında bir artış görmüştük. Ama şimdi cari açıkta da o düşüş biraz evet, normal. O cari açığa da baskı yapmaya henüz o düzeyde olmayabilir ama maalesef böyle devam ederse oradan da bir sıkıntı gelebilir. Yani turizmin de cari açığa baskısı var. Baskısı var. Yani bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman yani gerçekten en başta konuştuğumuz şeye dönüyoruz. Yani şu siyasette kavga tamam tartışma olabilir falan bunları bir kenara bırakıp artık gerçekten ciddi anlamda ekonomiyi gündeme alıp konuşmamız lazım. Yani kavga tartışma yani her konuda da kavga edilmez ki ya. Yani, Türkiye her konuda kavga eden dünyadaki tek ülke var. Abi, bugün taşeron işçilik konusunda yeni bir düzenleme yapılacağı yani bu düzenleme değil sil baştan yeni bir düzenleme yapılacak yani diye Hak İş Başkanı Uslu'nun açıklaması var. O ilginç. Demek ki özel sözleşmeli personel statüsünü pek istemiyorlar. Kıdem tazminatında ne gelecek önümüze çok merak ediyorum. Belli değil. Bu arada Avrasya geçişi 5 dolar artı KDV olacakmış. 17-20 liraya falan geliyor. 20 lira. Az değil değil mi? Her gün geçtiğini değil. Trafikten kaçıp geçemezsin. Mümkün değil yani. Mümkün değil yani. Bir de otomobil minibüs geçecek. Herhalde. Evet. Yani ağır vasıta geçmesin oradan Ebru. Ağır vasıtaların başımızı açtı. Tamam da 20 lira mı vereceğiz her gün? Evet. Geçerseniz öyle ödeyeceksiniz. Yani Anadolu yakasında oturanlar için. 20 lira. 20 lira. Evet. Büyük para. Rakam. Yani büyük para. Her gün o güzergahı kullanan için ilave bir maliyet demektir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve yan yollar 26 Ağustos'taymış. İstanbul'dan kaçmak için bir neden daha. Yani ulaşım maliyeti. Evet. Artan ulaşım maliyetleri. Maalesef. Son günler, önümüzdeki dönem çok konuşulacak bir konu. Bugün Euro 2016 başlıyor, bizim süremiz bitti ama bu Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde radyoloji bölümünde 12 kişiye tiroid kanseri teşhisi konuldu. Kanseri çok vahim bir şey. Bu vahim, bu bence nasıl oluyor bu? Anlamadım yani ben bunu. Nasıl korunamıyor diyerek kısa bir araya gidelim. Güzel bir iftarla, aslında güzel bir görüntüyle bitirelim, tamamlayalım. Evet, sen anlat. Bu güzel görüntü, ben Parametre'de bahsetmiştim. Edirne'de Avrupa'nın en büyük sinagoglarından biri, Türkiye Musevi Cemaati bir iftar daveti verdi. Müslüman vatandaşlarımız, farklı kesimlerden insanlar sinagogun hemen önündeki yolda bir arada barış için, kardeşlik için dualar edildi. Güzel bir Anadolu geleneğidir. Farklı inanç temsilcileri birbirlerini kutsal günlerinde davet ederler ve insanlar icabet eder. Bu davetlere katılır. Bir de güzel sergi var. Osmanlı İmparatorluğu saflarında mücadele veren, savaşan Yahudi askerlerin anısına açılan bir sergi gerçekleşti. Ben tebrik ediyorum Türk Musevi Cemaati'ne böyle güzel, anlamlı bir etkinliğe imza attıkları için. Bu güzel görüntülerle biz de haftayı tamamlamış olalım. Pazartesi günü buluşmak ümidiyle iyi hafta sonları.